Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle lastiğimizin üzerine çilek bandana çalışması yapacağız. Şu kısımda başladık, şöyle de bitirmemizi tamamladık. Şöyle hazır bir tane lastik, ince kalın fark etmez, nasıl isterseniz. Şöyle esnek olduğu için başımızın arkasını epeyce bir saracaktır. Üst kısmı şöyle çileklerle tamamlanacak. Evet, çileklerimizin her birini tamamladıktan sonra yeni çileklerimizi ardı ardına ördüm. Birinci çileğin bakın başlangıç noktamız burası, bitiş noktamız çileğimizin arkasına yine yeşille şöyle bir bağlantı kurduk. Bağlantımızı bu şekilde tamamladık. Çileklerimizi şöyle görelim, ardı ardına gelmekte. Çok şık ve çok kolay bir çalışma. Umarım sizler de beğenerek görebilirsiniz. Ben bu çalışmamı lif ipiyle ördüm ama sizler koton iplerle ya da diğer istediğiniz elinizde olan iplerle çalışabilirsiniz. Şöyle görmenizi istiyorum. Evet, gayet kolay. Sevdiğiniz çocuklara ya da kendinize de kullanabilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Lastiğim hazır. İpimi hazırladım. Bir tane ipime zincirimi çekiyorum. Şu şekilde düğümümü atıyorum ve elime alıyorum. Fıstık dolgularımı yapmak için şu şekilde tutuyorum. Altından giriyorum, bakınız. Buraya önce bir sabitleyelim. Bir tane zincirimizi çekelim. İpimizi şöyle yan tarafa alalım ve buradan fıstık dolgularımızı örmeye başlayalım. İpimi şöyle uzatıyorum. Altından giriyorum. 1. Doluyorum. 2. Doluyorum. 3. Doluyorum. 4. İpiniz kalınsa 3 de yeterli ya da daha fazla yapmak isteyen arkadaşlarımız daha fazla yapar. Ben lif ipi kullandım, ince olduğu için 4 defa doldurdum, bir 5.'yi de ilave ediyorum. Toplam 5 tane yeterli oldu. Çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir. Birinci fıstığımı yaptım, tığımın başını doluyorum, giriyorum. 1, hepsi aynı uzunlukta olsun mümkün mertebe. 2, 3, 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve 1. Yeniden tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tutuyorum, hepsini geçiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir. Toplamda 5 fıstık olana kadar işlemimizi tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstığımı ördüm, kapadım, bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Fuşya kullandım ben. Sizler dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bir zincirimi çekiyorum ve hazırlamış olduğumuz bu çileğimizin yapraklarının bulunduğu lastiğimi alıyorum. Şimdi birinci fıstıkla ikinci fıstığın arasında bir tane zincirimiz vardı. Bakınız, buraya giriyorum. Şöyle geçiyorum, içinden bir zincirle sabitleniyorum. İpimi yan tarafa alıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Yine burada da beşer defa sararak fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum, bir zincir. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ipimizi de aradan götürerek kaybedelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum, kapatıyorum, bir zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum, kapatıyorum, bir zincir. Sonuncuyu da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Çileğimizin ilk sırasını 4 tane dolgudan oluşturdum. Şimdi üst sırayı öreceğiz. Üst sırayı örmeden şuradaki yeşili bir kaybedelim. Çirkin görüntü olmasın. Şöyle içerisine aldım. Evet, bunu buradan keselim. 5 tane dolguyla başlamıştık çileğimizi çalışmak için. 4 tane fıstığımıza düşürdük. Şimdi üstte 3, 2, 1 şeklinde birer birer azalacağız. Şöyle çeviriyorum arkasını ve şu araya giriyorum. Araya girdikten sonra ipimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum, bir zincir. Hemen bir sonraki fıstık arasına giriyorum. 4 ve 5. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi 3 olacak, bakınız. Üçüncü için son araya giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum, bir zincir, çeviriyorum, araya giriyorum. Hemen buradan itibaren örmeye başlıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çektim, kapadım, bir tane zincir. Hemen yanına da örelim. 2, 3. Şöyle alayım. 4 ve 5. Çektim. Bir zincir. Bakın ne kadar güzel oldu. Çeviriyorum arkasını. Araya giriyorum ve uç kısımdaki son fıstığımı çalışıyorum. Çileğimin alt kısmı. 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Şöyle bir görelim. Bakın çileğimizi ördük. Bandanamızın ilk çileği. Çileğimizin ucunu tamamladıktan sonra yeni çileğimizi aynı şekilde öreceğiz. Onun için şöyle bitirdiğimiz yerde yeni yuvamızı kurup şuradaki görmüş olduğumuz yeşil fıstıklarımızı bu kısma öreceğiz. Şimdi yuvamı hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doladım. Hemen dibine girdim. 1 ve 2. 2 defa da aldım trabzanımı, bir tane zincirimi çektim. Buradan isterseniz ipimizi koparıp isterseniz koparmadan devam edebilirsiniz. Ben ipimi koparıyorum buradan. Şu şekilde ipimi kopardım. Yeşil rengimi tekrar alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığıma düğüm atıp şöyle bu düğümümüz oluyor. Örmeye başlıyorum. Şuradan giriyorum. Sabitledim. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi alıyorum. Uzatıyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Birinci fıstığımı ördüm. Devam ediyorum. Toplamda 5 tane fıstık olana kadar örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. İpim kopmuş. Hemen düğümümü atıyorum. İpimi bağladım. Örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle ipleri de gizliyoruz. 5. Çekiyorum. 3 tanesini ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Bir tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5.'yi de yapalım. 5. ve son fıstığımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle kapadıktan sonra ipimi yeniden kesiyorum. Evet, çileğimizin ikincisi için 5 tane fıstığımızı burada ördük. Şimdi aynı buradaki işlemimi yapıyorum. 4, 3, 2, 1 şeklinde azalarak ilerleyeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Her araya birer fıstık, buradaki gibi. Onun üzeri 3, 2, 1 ve yeni yuvamızı yapıp bandanamızı istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi yeniden kurulumunu yapalım. diğer kısımları istediğiniz sayıda çileklerimizi örerek tamamlayabilirsiniz. Giriyorum araya, şöyle zincirimizi de çekelim. Tabii bu aradan da çekmeyebilirsiniz. Başlıyorum. Beşer beşer sarıyorum. Tabii ipleriniz çok önemli. Hangi iple örüyorsanız, çok kabarık istemezseniz normal, daha az da çalışabilirsiniz. Kapadım. İkinci yuvaya giriyorum ve birer birer bu şekilde örelim. 4 fıstığımı ördüm. Çeviriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra arkasına bakın şu şekilde. 3-2-1 şekilleri örüp tamamlayalım. Birer birer eksilerek ördüm. 5 ile yeşilimiz 4-3-2-1. Tekrar yeni yuvamız için zincirimi çekiyorum. 1-2-3 ve 4. Bir defa başını doluyorum. 1 ve 2. İpimi koparıyorum buradan. Yeşilimle aynı şekilde çileğimin bu bölümünü örüyorum ve öreceğimiz kişinin, öreceğimiz yaş grubunun baş ölçüsüne uyacak şekilde çileklerimizi ardı ardına örmeye devam ediyorum. Arka arkaya çileklerimizi örerek geldim. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çilek benim için yeterli oldu. Sizler ne kadar isterseniz örebilirsiniz. Öreceğiniz kişinin baş ölçüsüne göre devam edecek. Şimdi kapatma işlemini yapalım. Kapatma işlemimiz için tekrar yeşil rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Yine uç kısımdaki bölüme giriyorum. Buraya sabitliyorum kendimi. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Şimdi buradan diğer tarafa, şu kısma yeniden örmeye başlıyorum. Aynı şuradaki gibi 5 tane fıstık dolgumu bu kısımla her ikisini birlikte tutarak örüyorum. Şimdi tutuyorum. Bakınız, hem buraya giriyorum hem lastiğe. 1 2 3 kaç sardıysanız ona göre sararak örüyoruz. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 tekrar aynı yere. Hem pembe yuvamıza hem de lastiğimize girerek örüyoruz ve çekiyoruz. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Yeniden 5 defa dolduralım burayı. 5 fıstığımı tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan keserek bandımızı tamamlıyoruz. Şöyle. İplerimizi de iç kısma alıp gizleyelim. Şöyle uzaktan alıyorum. Şöyle içinden iplerime takmadan geçiriyorum. Daha geriye gidip biraz daha çekiyorum. Kalanı şöyle kesiyorum. Diğer fazla olan iplerimi de temizledikten sonra saç bandımızı kullanmaya hazır hale getiriyoruz. Şöyle toparladığımız zaman bakınız, takacağımızda şu şekilde ayarlanacak. Şöyle görelim. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.